Üniversitelerde 1,5 yıllık aranın ardından yüz yüze eğitim yeniden başlayacak. Kampüs alanlarında hazırlıklar başladı. Ege Üniversitesi mevcut öğrenciler ve kayıt yaptıracaklara yönelik aşı kampanyası da başlattı. Hemen o noktaya çevirelim kameralarımızı ve detayları arkadaşımız Duygu Tuncer ve konuğundan alalım. Duygu, söz sende ve konuğunda. Ahmet Görmez, evet, Ege Üniversitesi'nin kampüsündeyiz şu anda, Bornova kampüsündeyiz. 1,5 yıldır neredeyse bütün üniversiteler gibi bu üniversitede öğrencilerine hasret kaldı. Bizler de yüz yüze eğitimin başlamak üzere olduğu bu günlerde üniversitedeki hazırlıkları Sayın Rektör Profesör Doktor Necdet Budak'la görüşeceğiz. Efendim, Ege Üniversitesi yakında eğitim öğretim dönemine başlayacak. Ne tür hazırlıklar yaptınız ve çok özel bir aşı kampanyanız var. Bahseder misiniz bunlardan? Evet, Ege Üniversitesi olarak 2021-22 eğitim öğretim yılına 11 Ekim'de yüz yüze Sağlık Bakanlığı tedbirleri kapsamında başlayacağız. Öğrencilerimizi çok özledik. 1,5 yıldır uzakız. Akademik ve idari çalışanlarımızla öğrencilerimize Ege Üniversitesi kampüsünde özlem gidermek, kucaklaşmak istiyoruz. Ama aynı zamanda Ege Üniversitesi için bu eğitim öğretim yılı tarihi bir eğitim öğretim yılı. Neden? Çünkü Türkiye'de 207 üniversite var. İlk kez uluslararası üniversite normlarına göre Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından bu yıl itibariyle eğitim, öğretimde ve araştırmada kalite güvence sistemleri anlamında tam akreditasyon aldık. Öğrencilerimiz de bu anlamda da eğitim öğretime başlamak bize ayrı bir heyecan veriyor. Ama öğrencilerimizden tek bir isteğimiz var. Ağustos'un ortasında bu çağrıyı bir kez daha yeniliyoruz. Lütfen aşı olsunlar. Aşı olsunlar ki şimdiden antikorları oluşsun ve Ege Üniversitesi kampüsünde eğitim, öğretime yüz yüze çok daha sağlıklı bir şekilde başlayalım. Aşı kampanyamıza büyük bir ilgi var. Öğrencilerimize gerek yaptığımız sosyal medya çağrıları, gerekse öğrenci işlerimizin kampanyası, ama aynı zamanda hastanemizde ve kampüs merkezimizdeki aşılama merkezlerimize de aşı çalışmalarımız devam ediyor. Normal vatandaşlarımıza da, öğrencilerimize de aşı anlamında destek oluyoruz.